Kolay gelsin. Sağ olun, ne haber? İki buradan kesin, iki buradan 4 santim. Bu 4 santim keseceğiz. Bravo. İki buradan keseceğiz, iki buradan. Bunu 4 santim keseceğiz. Olmaz öyle. Tek yapacağız. Ha? Olmaz öyle. Ama ek olmazsa olmaz abi, döşek girecekmiş öyle. Şimdi benim oğlan var 2 yaşında. O parçaladı böyle ya. Nasıl bu hareket içiyor çocuk? Hayret ya. Vallahi bilmiyorum. İyi diyorsun çocuğa sende. He? Çocuğa ne diyecek ki çocuğu şunu yapmasın mucize yani. Allah'ım. Yesi olmuş da. Abi öyle yapacak sonra. Evet, ben bunu internetten aldım, internet üzerinden. Pişman oldum. Bunlar güvenilir bir site olmadıktan sonra online alışverişleri tavsiye etmiyoruz abi. Çoğu müşterimiz bu şekilde hep mağdur oluyor. Adamlar satıyor, geçiyor abi, arkasına bakmayın. Muhatabı bulamıyorsun ondan sonra karşında. Şu malzeme çok adi bir malzeme yapılmış, besbelli. Neyse. En iyisi yerel esnaf. Tabii ki. Yerli esnaf. Bir şekilde halletmeye çalışacağız. Allah. Ortaya destek atabileceğiz değil mi? Destek olacak mı? Destek elimde ya. Aşırı zayıf. Ne oluyor yine ya? Ege bir de uyuyalım gari. Bak kanı başlayayım ya. Ben bunu alayım. Gelmiyor öyle. Gelmiyor o. Geldim mi mesela? He. Gizli. Hadi gel. Hadi gel. Bir şıksın ya. Gelmiyor o. Gelmiyor. Hadi ya. Sikiler alayım ona. Susam bir tane susun. Nerede? Uvarlar. Hadi ben de ne yapayım? Senin bu? Öyle. Abi bir de daha şans mı? Yok, 10 kat var. 10 kat. 10 kat. Cebine ekmeğe istememiz lan. Yalan söyleme. Allah payı kat. Bunu ayırma alışsın. Cebine ekmeğe var deme. Hepsi deme bak. Cebine ekmeğe var. Hepsi. Cebine ekmeğe bozuk para var. 2000'e çıkardım ben. Nasıl çıkar ya? Bir de 3,5 lira ya. 3,5. 5 lira. 5 yok. Demir cebine alacağız ya. Bakma bana. Ayır baba. Ayır mı? Yemem abi yemem. İşledin ya. İşin sonunda gidiyor. Ege böyle dedi ya. Ayır mı bu ev? Parayı ayırma yanına daha. Ayırmıyor ya, anahtarı. Oğlum ben kocaya gel yatak yaptıracak, daha ne istiyorsun ya? Sen onun yatak o. Yani üstü oturucu durmuş. Al. Kapalım da. Anahtarı oraya koyma telefonu ya. Başka, öyle mi? Al işte, al işte. Güzel dışarı, güzel. Oğlum ben bunu yine söyleyeyim, sen de dersin. Ben internetten aldım, online aldım. Yani avuçlar zamanında. Bunu, ha. Sağlar mı bir şey demek internet? Bunu var ya. İnternette aldığında adama rezerv hakkında da geri yazıyordur. Ki taşıyabilecek kilo var buraya, fazla 25-30. Ya boş para vermem de. Ya bozuyor ki onu alır. Kanka biz bir alalım gel. Alma da demiş, aldırma parayı. Tamam. Ben çekim yok mu? İttir ben. Bas. Hayır oturma. Seni çekiyor, şey yapıyorsa tamam. Beni çekiyor ama seni çekmez. Hmm. Seni çekmez. Ben keş biliyorum, sen keş biliyorsun ya. Abi ben 50, sen 250. Yok o kadar değil de. 150 var. 120. Abi arada 2 kat var, olmaz ya. Sen unutmayacaksın, bunlar çocuklar için kardeşim. Bak çocuklar için bunlar. Anladın mı? Bunları çocuklar için üretiyorlar. İnce ince malzemeden yapıyorlar. Kırılsın, assın. Aslında bir daha asılmadı. Bunlar büyükler için değil. Yengemle ikiniz bunda unutmayacaksınız. Siz unutmayacaksınız bunda. Öyle bir dünya yok. Çocuklar olacak. 1-2 yaşında çocuklar eğlenecek bunlar olsun. Tamam. Söyledim ben. Nasıl, bu mesleğe nasıl başladın? Vallahi ilkokuldan sonra başladım.
Vallahi biraz zoraki oldu ya. Zoraki oldu biraz. Yani öyle çok bir şey sevmiyordum. Sonra da alıştım. Birisinin yanında başladın yani çalışma. Harçlık. Çıraklık eğitime gittik işte. Çıraklıktan başladık. Çıraklıktan başladık yani. Ya sanat öğrenmek için. Ama şimdi tabii ki sanayide çırak yetişmiyor. Çırak yok. Meslek edinmek için yaptın yani başarı. Öyle mi? Şimdi çırak fazla bulunmuyor öyle mi? Tabii yani. Ya okullar yükselince çırak yetişmiyor sanayide. Tabii meslek adı ölüyor tabii. Okuldan gelmez mi çırak? Şimdi ortaokula mecbur bıraktı. Ortaokul mezunu olmayan çocuğu çıraklık eğitim merkezine de almıyorlar. Devletin öyle bir karar çıkarmış. Ortaokuldan mezun olmayan bir sürü de çocuk var. Ortaokul terk eden çocuklar var. Bunlar ne yapacak? Peki, bunlar zaten 20 yaşında adamı çırak alamazsın ki. Okuldan çıkınca kadar 18-20 yaşına geliyor çocuk. Ama şimdi ortaokulu bitirmeyen çocuğu çıraklık eğitim merkezine almıyor. Bizim sıkıntımız orası yani. Biz de çalışsa da biz çıraklık eğitime yazdıramıyoruz. Çalışamıyor mu peki? Almıyorlar zaten. Ortaokulu bitirmiş olması gerekiyor. Yasak mı? Ya önceden ilkokulu bitirmiş olması gerekiyor. Şimdi ortaokulu bitirmiş. Buraya bir kişi ortaokulu terk edip gelse ortaokulu okumadan çırak olamıyor mu? Hayır olamıyor. Ortaokulu bitirmiş olması gerekiyor. O zaman çıraklık eğitimi de kabul etmiyor. Yani yasak. Hayır yasak yok. Yani ortaokulu bir sürü terk eden çocuklar var. Bunlar mesela bunları çalıştıramıyoruz. Şimdi sapasağlam yaptık yani biz bunu.